Yine bütün param bitti, anlamadım ki, bir şey de almadım. En iyisi ben kendi marketimi açayım, öylece ben zengin olayım. Senin o elindeki ne? Elimdeki mi? Görmüyor musun? Fiş. O değil, sepet. Sepet mi? Ne sepeti? Poşetler unutup boy sepeti getirmişim. Senin ürünler gitti. Olamaz, o kadar para verdim ve ürünleri unutmuşum. Koşalım. Neyse ki ürünler orada duruyormuş, yerde, poşette. Şurada dilenci var. Şu para üstüne dilenciye başımın gözümün sadakası olarak bir bela ve musibetten korunacağım. Al bakalım. Allah razı olsun abi, hiç param yoktu. Ne? Gerçekten yok muydu? Görüyorsun ne kadar namuslu. Ben doğru söyleyen insanın yüzünden tanırım. Yüzü nurlanmış. Sen de evimin önünden çekil şuradan. Burada bekliyor. Girelim. Ürünleri sandığımıza koyalım, açalım. Bugün o adamdan intikam almak için burada toplandık. Hepimizi de hipnoz edip bütün elmaslarımızı almaya çalıştı. Evet, sonunda kurtulduk elinden. Evet, yanlış kişilere bulaştı. Bugün bu adamdan kurtuluyoruz, işte bunun sayesinde. Uzaktan kumandalı arabanın içerisini patlayıcıyla doldurdu. Geldi, geldi, eve geldi. Demek eve geldi. Evet, elinde sepetle eve geldi. Markette poşetleri unutmuş keriz. Duyuyor musunuz? Şimdi bu arabayı ona gönderiyoruz. Ürünleri yerleştirdim. Gidip dükkanla ilgilenelim. Bakalım. O neymiş? Uzaktan kumandalı araba. Ne işi var bunun bu köyde? Kim sürüyor bunu? Ona çarpacaktı. O kadar mı şanssız olunur? Uzaktan kumandalı araba da bana çarpsın. Kimin bu? Geldi, burada durdu, görüyor musunuz? Tehlikeli bir şey olmasın sakın. Hemen polisi çağıracağım. İşte polis bey burada, görüyor musunuz? Beni bunun için mi çağırdın? Tehlikeli bir şey olmasın sakın. Ben çok korkarım. Zaten başıma da bela ve musibet çok az gelir. Ayıptır söylemesi. Siz de bilirsiniz zaten bunu. Çok dikkatliyimdir. İşte burada, görüyor musunuz şunu? Sen beni bunun için mi getirdin buraya? Ne? Evet bu. Bu bir şey yapmaz. Onun pili mi bitmiş zaten? Şu ne? Şunu çeksek bir şey olur mu? O anteni. Demek anteni. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Beni bir daha çağırma. Tamam, görüşürüz. Şurada bir şey var ama buna... Çeksem de bir şey olmaz. Olamaz. Patlıyorum. Olamaz. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte uyandı. Uyandın mı? Yakaladık seni. Ne demek oluyor bu? Çabuk çıkartın beni buradan. Beni buraya hapsetmişler. Bakalım. İşte bilgisayarı burada, alalım şunu. İşte sonunda onu yakaladık. Bilgisayarım. Evet, burada. Görüyor musunuz? Mahmut, zıplayabilirsin böyle. Şimdi bu bilgisayarı tamir edeceğim. Ama tamirci gibi adamsın la. Evet, öyleyimdir. Bunun şuraları hep bozulmuş. Olamaz. O siteleri bir daha nasıl bulacağım? Site mi? Orada işi bitecek, hala neler söylüyor. Seçelim şöyle. Şimdi biraz sıcak olmaya başlayacak. Koyalım. Olamaz. Onu bize bulaşmadan önce düşünecektin. Evet öyle. Helal olsun Mahmut. Bütün bunları bize bulaşmadan önce düşünecektin. Ben bu takımın beyni değil miyim? Beyin mi? Evet. Mahmut. Ne oldu? Beyin ne? Ne? Ben de bilmiyorum. Beni yakalayanlara da bakın. Çabuk beni bırakın. İşinizi bitireceğim sizin. Hala işinizi bitireceğim diyor. Alalım şu bilgisayarı. Bunu buraya atarsak ne olur? Bilgisayarımı yaktın. Demek bilgisayarın yanması böyle bir şeymiş. Bizi hiç kimse yenemez. Demek benim işimi bitireceksiniz. Bu sefer sizi affetmeyeceğim. Sen mi? Sen poşetleri markette unutmuşsun daha. Sendin demek. Şuradaki dilenciye yardım etmiştim. Beni kurtarır belki. Beni bulaştırma abi. Seni kimse kurtaramaz. Yardım edecek kimse yok mu? Bir tane dilenci var sadece. Birisi dilenci mi dedi? Onu nasıl duydunuz? Olamaz, polisler. Polisler mi? Polisler gelmiş. Polis bey. Bir saniye, işimiz var. Dilenciyi yakalayacağız. Dilenci mi? Polis bey, bir saniye bakar mısınız? Kafesin içindeyim de. Dur sana, şimdi daha önemli işimiz var. Önemli mi? Yakaladık, yakaladık. Yalancı dilenci. Sakın buna para vermeyin. Bir sürü para sar. Zengin Mahmut bu. Zengin mi? O kadar para vermiştim. Götür dilenciyi. Şey, beni de çıkartır mısınız buradan? Polisler gidiyor.
Gördün mü? Seni kimse kurtaramaz. Dilenciyi götür. Görüyor musunuz? Dilencinin parası varmış. Bizi kandırıyormuş. Burası iyice sıcak olmaya başladı. Ayağım yanıyor. İşte biz adamı böyle yaparız. İşiniz bitti sizin. Neyse ki birazdan suçlular gelir. Bu köye suçlu falan da gelmez. Kesinlikle gelir. Bu köye her zaman suçlu gelmiştir. Bakayım. Gelmiş. Bizi kandırıyor. Mahmut gelmiş. Gelmiş mi? Nereden bildin? Onu bilmeyecek ne var? Bu köy her zaman suçlu gelir. Yani köyün her gün bir Allah belasını... Olamaz, görüyor musunuz? Şimdi işiniz bitti işte. Aa, benim suçum yok. Şu kafesteykinin işini bitirelim mi? Onu boş yerin. O zaten kafesin içinde. Onun işini en son bitiririz. Evet, elinize sağlık. En son benim işimi bitirin. Yaşasın. Şimdi ne yapacağız Mahmut? Çok güzel bir planım var. Neymiş? Kaçın. Bitirin işlerini, bitirin, durmayın. Oh. Olamaz. Mahmut! Kaçıyor şu tarafta. Orada. Kaçsan iyi edersin. Orada abi, koşun. Ama onun işi de bitti. Elinize sağlık. Şu kaldı. O zaten kafeste. Ben zaten kafesteyim abi. Evet. Sanki şu tarafa doğru kaçtılar gibi. Onları da yakalarız. Ellerinize sağlık. Ben buradan çıkabilir miyim? Bekle orada. Tamam abi, sinirlenme. Yanlış kişiye bulaştı o köylüler. Ben demedim mi suçlu gelir diye? İşte suçlular bu köyde. Askerler geliyor. Şimdi işimiz bitti. Onları nasıl yeneceğiz? Biz onlardan daha güçlüyüz. Görmüyor musunuz? Tankları var. Suçların hepsini de yok edin. Emredersiniz komutanım. Sonumuz geldi. Tanklı askerler gelmiş, görüyor musunuz şunu? Şimdi suçları temizlerler, beni de bu kafesin içinden kurtarırlar. Çok güzel. Sizin sonunuz gelmiş. Konuşma. Benim ne suçum var abi? Askerler etrafınızı sarmış. Önce teslim olun. Biz hiçbir zaman teslim olmayız. Ne? Bunlar sizin işinizi bitirir. Bizi kimse yenemez. Emin misiniz? Tankları var bak. Hep o köylüler benim bilgisayarımı da zaten lavın içine attılar. Siz onun içindeki önemli bilgileri biliyor musunuz? Saldırın. Geliyorlar. Büyük savaş başladı. Onları da temizleyin. Ben size dedim teslim olun diye. Adamlar profesyonel ordu. Burada da var. Ortaya aldılar onu, delik deşik oldu. O inşaat kum eleğine döndü adam, gördünüz mü? Asker abi. Hadi yeni operasyona gidiyoruz. Ben buradaydım ama. Beni çıkartmayacak mısınız? Olamaz, herkes gitti. Görüyor musunuz şu başıma gelenleri? Önce poşetleri markette unuttum, ondan sonra da bu olanlar. Hadi bütün bunlar neyse, hadi ürünlerimi markette yürütselerdi. İşte o daha da kötüydü. Şuna bakın. Ben bu iki demirin arasından sığarım ki. Öyle yaparsam sığmıyorum, görüyorsunuz. Şimdi yan bir şekilde buradan çıkacağım. Bakın. Keriz köyler demirlerin arasını aşırı boşluklu yapmışlar. Atlayalım. Bu kadar da kolaydı. Şimdi gidip intikamımızı alalım. Nerede onlar? Ne oldu sana? Ay, Mahmut bizi sattı. Ona nasıl güvenirsiniz? Size o kadar yaptığım iyiliğin karşılığı bu mu olacaktı? Özür dileriz. Soğuz hiçbir şey söyleme. Çünkü inanırım. Demek bu kuleye saklandı. Bakalım. Senin evinde de ortalığı dağıtmış. Kulenin en üstünde, görüyor musunuz? Bekle beni, geliyorum. Sessizce çıkacağım. Neredeyse geldim. Çok az sürdü. Bir saattir tırmanıyorum. Gelelim. Şuna bakın. O keriz de beni burada asla bulamaz. O suçlular gelmeseydi onun işini bitirecektim. Duyuyor musunuz neler söylüyor? Mahmut! Ne oldu, ne var? Ben geldim. Ne oldu, sanki bir korktun gibi. Yanlış kişiye bulaştın. Tamam, köylülerden beraber intikam alalım. O köylülerden ben intikamımı alırım, sen boşver. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Nereye gidiyorum? Bir yere gitmiyorsun, aşağıya gidiyorsun, güle güle. Evet, bugün köylüler bana tuzak kurup kafesin içine hapsettiler. Neyse ki kendi çabalarımla kafeste kurtulup intikamımı aldım. Eğer bugün aldığım intikamı sevdiyseniz ve bütün köylülerden de intikam almamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer köyde yeni bir market açmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.